İyi akşamlar, hoş geldiniz. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde bu akşam aslında ev sahibiyle beraberiz. Kim ev sahibi, kim misafir belli değil ama. Artık evet, değil. Olsun, artık fark etmez değil. Yani evi kuranlar her zaman sahibi oluyorlar. Bir nevi evet, belki bence, de. Teşekkürler Seven. Sen de baştan evet, beri buradasın. Evet, dolayısıyla biz iki ev sahibi evet. Bugün laflayalım istedik. Bu buluşmaya vesile olan Nilüfer Hanım'ın yeni kitabı Sarah ve Şems'i. Biraz bunun üzerine konuşacağız. Sonra ben ödevimi tam yapamadığım için gecede bir çığlık hakkında kendisinden biraz bilgi alacağız. Ben hep hani şu meşhur soru var ya, neden yazıyorsunuz meselesine girmeden, ama sorumu buraya bir gün neden yazıyoruzun peşine düşenler mutlaka çıkacaktır. Onlar da birazcık faydalansınlar diye. Yazma motivasyonun ne diye merak ediyorum. Yani hele de bizimki gibi bir ülkede yazarak söz söylemeye cesaret etmenin, burada ısrar etmenin aslında. İlk sorum bu. Oradan romana geçmek istiyorum. Israr güzel bir kelime. Hı hı. Çünkü evet, ısrarcı buluyorum. Hiçbir şey yazma şevkimi kıramıyor, kıramadı. Hı hı. Ne mutlu ki. Güzel. Ama motivasyon, dille ilişkimin çok erken aşamadan itibaren çok kuvvetli olması. Hani bu işte sağ beyin, sol beyin. Ama bu arada ben öncelikle bir, hepinize geldiğiniz için bu akşam çok teşekkür etmek istiyorum. İki, böyle bir düşün vardı. Sen moderatör olacaksın, ben konuşmacı. Çünkü Sevengül Hanım muhteşem bir editör, biliyorsunuz. Yani yayın dünyasının Türkiye'de çok önemli isimlerinden biri. Seninle böyle bir sohbeti yapıyor olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ediyorum. Burası da evet, sadece edebiyatçı olduğum için değil, bir dönem burada çalıştığım için burası hala benim evim. Evet, çünkü aramızda başka edebiyatçılar var, Zeynep Hanım gibi görüş. Evet. Edebiyatçı olduğum için ama aynı zamanda burada bir dönemde çalıştığım için evet, burası evim. Evim sayıyorum hala, arkadaşlar önemli bir yer tuttular benim hayatımda, hala da öyleler. Burası olduğu için çok mutluyum. Benim yazma motivasyonuma gelince, işte o tarafım, dil tarafım kuvvetli. Yani mesela senin defterindeki o güzel yazı, kaligrafi gibi bana ne bileyim bir kedi çiz desen yapamam. Başka öyle bir yeteneğim yok yani. Tiyatroya yeteneğim çok vardı. Evet. Kitapla öyle bir ilişki de var. Çok seviyorum. Yani kendimi tam ifade edebildiğim tek alan diyeyim. Çünkü ben mesela aşağı yukarı kaç yıl demeyeceğim, ben bile korkuyorum. Ama çok uzun zamandır günlük, günce hatıra defteri diyecek bir sürü ismi var. Defter tutarım ben. Her gün yazarım. Bu kitapları, romanların da ilk fikirleri, işte pasajları orada başlar. Yazmak benim için böyle nefes almak gibi bir şey. Yani onsuz yapamadığım bir şey. Peki bu yazma motivasyonu ya da yazma alışkanlığı, yazma ısrarı da diyebiliriz ısrarla, türlere nasıl dönüşüyor? Yani ben mesela, benim için Türkçenin en iyi denemecilerinden birinin romanını okuyorum bir taraftan. O yüzden biraz şey yapıyorum. Teşekkür yani denemeye doğru giden bir böyle Nilüfer bunu deneme olarak yazsaydı nasıl olurdu diye düşündüğüm anlar var pek tabii ki. Sağ ol. Yani evet, haklısın. Evet. Ben yani çok güçlü bir denemeci olduğum söylenebilir. Şöyle, şimdi ben kazara gazeteci oldum. Gene dildi burada işi sürükleyen yani. İngiltere'de doktora yapmaya gitmiştim. Ay ben ne yapayım, para da kazanmam lazım. Gazeteciliğe girdim. Ve Türkiye'ye döndükten sonra gazeteciliğe devam ettim ama yani kazara ve isteksiz gazeteciyim. Yani hiçbir zaman o mesleğe aşık olmadım. Mutlu olduğum zamanlar oldu. Ve yavaş yavaş o gazetecilik dilinden
bazı yazıları böyle deneme gibi yazdığımı fark etmeye başladım ki deneme çok sevdiğim, aşık olduğum bir türdü. Her zaman öyle oldu. Fakat şöyle bir şey yaşadım ben. Benim gibi birçok başka kadın da vardır eminim. Gazetecilik yaparken belli bir dil, belli bir tavır kullanmazsan beni kimse ciddiye almayacak zannediyordum en başta. Dolayısıyla böyle hani şimdi öyle değil durum tabii ama o zaman 90'lar böyle buyurgan buyurgan fikir belirten erkek köşe yazarlarımız vardı. Hala varlar erkeklerde ama. Erkeklerde pek değişen bir şey yok. Değişti biraz ortam. Biraz. Genç kuşakla kadınların da daha çok yazmasıyla falan. Zaten artık gazete diye bir şey yok. Bitti o çağ. Ben başka bir dil denemek istiyorum diye yani gazetecilikte üslubumu, tarzımı değiştirmeye çalıştım. Bir ölçüde başardım. Daha kişisel yazmaya. Ben hiçbir zaman politik gazeteci olmadım. Hep kültür ve sanat gazetecisi ya da fikir gazetecisi oldum. İnsanlarla röportaj yapıyordum, sanatçılarla, düşünürlerle, yazarlarla. Yahut o konularda yazıyordum. O konuları takip ediyordum. Politik gazeteci olmadım hiçbir zaman. Politikayı hiç sevmem. Fakat o kişisel dilimi, kendi şahsiyetimi, kendi dilimi ortaya çıkartmakta da çok zorlandım. Belli bir tarzda yazmak lazım gazeteci olunca. Hani kamuya hizmet ediyorsun ama bir yandan da o egemen erkek değil. Yani ben buyurgan olmak istemiyorum asla, öneriyorum. Yazılarımda hep böyle acaba böyle düşünülebilir mi falan gibi sorularla kendimi önce şey yapmaya çalıştım. Evet, Mehmet Fuat versiyonunun düşünülebilir. Evet, Mehmet Fuat'ın yani ne denir ona, bir şekilde elinde yetişmiş Mehmet Fuat'ın yetiştirdiği çok bir doğru kitlenin soru sorma ve yanıtlarla ilişkisi bana çok önemli geliyor. Çok doğru. Mehmet Fuat hep analarında ya da kendisi yaptığı yazı, yani kendi yazılarında şey dermiş. Kendisine söyleşi yapmaya gelenlere ben size yanıtları söyleyeyim, siz sonra soruları sorarsınız dermiş. O kadar çok severim ki bunu, yani ben kafamdakileri bir anlatayım, siz uygun soruları yerleştirirsiniz yerine diye. Sonra da birkaç gün önce Manguel'in kitabını okurken soru ve yanıt üzerine tekrar düşündüğümde hani iyi soru sorabilmek, birine bir soruyu sordurabilmek o kadar kıymetli bir şey ki, yanıttan daha kıymetli bir şey ya. Yani ben hani senin denemeciliğinde zaten hep ben de mesela o denemelerle büyüyen ekollerden biriyim. Böyle devraldığınız bir düşündürme süreci varmış gibi doğru geliyor. Dolayısıyla aslında o dili kurmuşsun bir gazeteci olarak. Sağ ol, doğru, çalıştım. Sonra deneme için Mehmet Fuat benim için çok önemli bir insandı hakikaten. Yani hepimiz için, çünkü Türkiye'de çok derin, önemli, çok değerli bir deneme geleneği var. Yani şiirden sonra romandan bile önce koyarım ben Türk denemeciliğini. Mehmet Fuat Bey de olağanüstü, hem dergici olarak, kültür adamı olarak, hem gençlere açıklığı ve onlarla kendini eşit görmek anlamında, hem de denemeciliği güçlendirmek ve yaşatmak anlamında çok önemli, çok değerli bir insandı. Onu bende çok izi vardır gerçekten. Dolayısıyla ben denemeyle girdim edebiyata. Ve çok geç bir yaşta girdim. Onun, bilmiyorum, Benim Başka Hayatlar diye bir ilk deneme kitabım var. Orada zaten ön sözünde yazmıştım. Sağ olsun kulakları çınlasın. Orhan Pamuk'la konuşuyoruz. Bu kitabın deneme, benim ilk deneme kitabımın çıkacağını öğrenince Nilüfer, ön söz önemlidir dedi bana. Çok önemlidir ön söz dedi. Aa peki dedim ben de. Ön söz yazayım. Ondan sonra, ama güzel de bir öneriydi. Doğruydu söylediği. Çünkü hani denemenin benim için ne anlama geldiğini orada özetlemişimdir o ön sözde. Deneme her şeyi yapabiliyor. Soru sorabiliyor, öykü olabiliyor, kişisel olabiliyor, bilimsel olabiliyor. Theodor Adorno'nun da böyle deneme üzerine bir denemesi vardır. Evet. O da aynı şeyleri söyler. Çok önemli bir tür. Öyle başladım. Orada da söylediğim gibi benim annem romancıydı. Annem çok doğal ve iyi bir yazardı. Annem böyle, ben mesela eğitimle bozulmuş bir yazarım.
öğrendiklerimizi unutmak zorundayız yazı yazabilmek için. Fazla entelektüel bir insandım ben. Felsefe okuyordum, felsefe doktorası yapmak istedim. Sonra akademisyen olmak istemediğimi anladım. Yazı yazmak biraz annem nedeniyle de hep içimdeydi. Ama annem yazar olduğu için, annemle de yarışamayacağım için çok geç bir aşamaya bıraktım ben edebiyatçılığı ve roman yazmayı. O çok doğal bir yazardı çünkü. Pardon, benim telefonum saçmaladı. Sonra romana yöneldim. Çünkü hani insan gene böyle bir ön yargı var. Roman yazmazsan yeteri kadar ciddi bir yazar, yani çok önemli bir yazar olamaz falan, ne bileyim, öyle insanın tuhaf ön yargıları oluyor. Sonra onlardan da kurtuluyoruz. Evet, öyle başladı. Ve ben bazen deneme roman, yani benim ilk romanım biraz deneme romandır. Yeni Baştan diye bir roman yazdım ben, böyle biraz tuğla bir şey. Bugün de 27 Mayıs, o 27 Mayıs devrimi, yani daha doğrusu darbesiyle ilgili bir romandı ama romanı ve tarihi yapı bozuma, dekonstrüksiyona uğratmak için yazdığım bir romandır o benim. Bunu kimse söylemedi, yazmadı, anlamadılar demeyeceğim ama belki önemsemediler. O bir deneme roman sayılabilir çünkü hem tarihte olan bir şeyi araştırmaya çalışıyor bir genç kadın, hiç tanımadığı biyolojik babasını izini sürmeye çalışıyor. Bir yandan da tarih nedir diye düşünüyor çünkü kimse ona doğruyu ya da tam doğruyu söylemiyor. Herkes sübjektif bakıyor tarihe, tarihi yazanlar bile ne kadar nesnel yazsalar. Böyle o bir deneme roman sayılabilir mesela. Evde bir edebiyatçı, bir tarihçi falan olunca herhalde ortaya böyle şeyler tarihçi, çıkıyor. Tarihçi, abim olmasa bu kitap olmazdı. Yani. Ahmet Kuyaş olmasa bu kitap çıkamazdı. Ben çünkü tarihsel roman yazmak haddime mi düşmüş? Bu benim büyük babamla ilgili, büyük büyük babamla ilgili. Yani Şemsi Molla benim büyük büyük babam. Annem çok peşimde dolaştı benim, yazdı, hikaye yazdı. Onun vasiyetidir bir bakıma ama ben tarihsel roman yazdım. Yani araştırma, o Yeni Baştan romanı için yaptığım araştırma beni mahvetti zaten. Bir daha tövbe dedim. O olmasa olmazdı. Yani tarihçi bir abim olmasına borçluyum kitabı yazabilmemi. Böyle başladı macera. Peki ben de tam burada aslında hani edebiyattaki türlerden... İşte denemenin rahatlığından ve konforundan ve imkanlarından romana belki geçmek hem mümkün, hem kolay, hem de romanı da bir deneme gibi kurgulamak olasıymış gibi görünüyor. Ben şimdi türden geldim çünkü bu metni okurken şeye kadar, son notlara kadar hikayenin bir aile hikayesi olduğunu düşünmedim. Doğrusu benim romanı okuduğum zamanda da kim kimdir araştırması yapabileceğim bir durum yoktu ortada. Ben dümdüz roman okudum, çok rahat oldu. Yani yazarını bile tanımadığım neredeyse. Evet. Şey yani hatta Nilüfer'in bir romanı varmış ama hani Nilüfer'le bu aileden birilerinin, yani buradaki herhangi birinin gerçek bir bağı var mıymış diye. Hatta bir yandan içten içe de şey diye düşündüm. Niye bu hikayenin bu kadar peşinden gitti dedim ve sonunda öğrendim. Şimdi az önce size açıkladığı bu hakikati aslında romanın sonunda söylüyor. Bir yandan bunu öğrendikten sonra okurken şey diye düşünmüştüm. Bu bir künstler roman sayılabilir mi diye düşündüm. Yani bir sanatçı romanı olarak dinamikleri açısından böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle... daha mı kalın olması gerekirdi, daha mı derin olması gerekirdi, daha ayrıntılı mı olması gerekirdi diye. Sonra bir noktada bunun bir biyografik roman olabileceğini düşündüm. Sonra sona geldiğimde aslında otobiyografik bir anlatının içine çağrılmışım da haberim yokmuş diye bir sürprizle karşılaştım. Yani bir anlamda bir bütün bunları düşündüğümde evet, şimdi sen tarihsel roman dediğin için ben hani tarihsel roman ifadesini çok kullanmazdım belki bunu ama burada da bir şey denemişsin gibi geliyor bana. Yani yani Nilüfer'in denemeciliği metinde bir tür anlatıcı olarak, yani yazar
anlatıcı olarak karşımıza çıkıyormuş gibi geldi. Sonda bütün numaraları söylediği için ben sondaki bazı şeyleri söylemeyeyim. Yani neyin kurgu, neyin yani neyin kurmaca, neyin gerçek olduğuyla ilgili olan şeyler sonda saklı. Okuyun. Sondan da başlamayın okumaya. O yüzden lütfen baştan sona kadar okuyun. Çünkü sonda her şey söyleniyormuş. Ben gerçekten notlara sonda bakmayın. Ya ben böyle hani dediğim gibi sonda. Yani normalde böyle bir kitabı elime aldığımda biçimsel olarak inceleyip ilk göreceğim şeyleri sonda görmüş oldum. O yüzden bana da ilginç geldi. Ben biraz türler arası buldum anlatıyı. Bu benim fikrim. Acaba sen yazarken motivasyonundan bağımsız olarak böyle bir şeyi bilinçli mi yaptın yoksa oluverdi mi? Sinengül, o kadar güzel okumuşsun ki kitabı. Teşekkür ederim. Evet, biraz türler arası bir roman. Ama bu ben başta böyle yapacağım diye karar verdiğim bir şey değil. Bu iki şahsiyeti bir araya getirmek önemliydi benim için. Çünkü modernleşmenin çok güzel iki örneği. Biri Osmanlı-Türk modernleşmesinin çelişkili ve güzel bir örneği. Büyük Büyük Baba. Biri de daha evrensel anlamda belki yani Batı olduğu için Sarah Bernhardt'ta Batı modernleşmesinin çok önemli temsilcilerinden biri. Ama şunu da hemen ilave edeyim izninizle. Modernliği biz kendimiz yaratıyoruz. Modernleşme diye ontolojik bir olgu var da biz onun içine gireceğiz. Oradan bir şeyler alacağız diye bir şey yok. Modernliği biz insanlar yaratıyoruz. Bunlar kendi modernliklerini yaratmış insanlar. Bilerek, bunu bilerek yapmamaya çalışanlar da var. Her dönemde var, o zaman da olmuş. Ama tabii hayatın, tarihin ne diyeceksek bir akışı var ve insanların önüne bir takım zorunluluklar çıkıyor, değil mi? İkinci Abdülhamit çok bayıldığı için değil, zorunluluklar onu oraya ittiği için mesela kızlar, kadınlar için çok miktarda okul açmaya başlamış. Niye? Savaşlarda erkekler telef oluyor. Kadınların da biraz artık topluma girmesi lazım. Bunu kadınlar topluma girmeli diye inandığından değil. İnsan gücüne ihtiyaç var. Mecburiyetler onları itti. Bütün modernleşmeler böyle olmuş zaten. Mecburiyetler ittiği için. Ama birey ondan ne kadar, yani ona ne kadar, kendi modernliğini nasıl yaratacak? İlhan Berk bana bir söyleşimizde modernlik dile bakabilmektir demişti. Dili incelemek, dile bakabilmektir modernlik demişti. Yani kendi bilincimizi önümüze koyup, yani kendi bilincinle biraz uğraşmak modernlik. Ve bu iki insan, bunu yapabilen insanlar, bunları bir araya getirmem gerekiyordu. Çünkü Osmanlı-Türk modernleşmesinin Avrupa'dan bağımsız, Avrupa'nın modernleşmesinin de ilginç bir şekilde Osmanlı-Türk modernleşmesinden bağımsız düşünebileceğini zannetmiyorum. Birbirlerinden çok şey almışlar. Dolayısıyla ben şimdi bunları böyle modernleşmenin sembolü yapayım diye de düşünmedim. Hakiki bir hikaye bu. Evet. Çünkü benim büyük büyük babamın Sarah Bernhardt hayranı olduğunu biliyoruz. Çok müsrif bir adam olduğunu biliyoruz. Savurgan. Büyük Adalı ve bir Büyük Ada aşığı olduğunu biliyoruz. Ercüment Ekrem Talun'un Ada Bey'i diye bir yazısı var. Büyük Büyük Dedenizi anlatan. Okumadım. Evet, orada şey diyor. Tabip olarak ilaç, hoca olarak dua eder. Tabip olarak ilaç verir, hoca olarak dua eder diyor. Romanın ana karakterlerinden Şemsettin Molla Bey, Şemsettin Efendi, Şemsi ya da Sara'nın ifadesiyle Şems. Ki bu da aslında böyle çokça ismi olan insanların zihnine nasıl dağıldığını da gösterir ya bize. O yüzden de hoş geliyor yani bana bu kadar çok isimli anmak. Kendisi zaten hem çelişkilerin insanı hem de ikilik ve zıtlıkların insanı bir taraftan da. Ve bu hani bünyesinde barındırdığı tıbbiye ve ilmiye ikiliği. Yine romanın ayrıntılarını da göreceksiniz ama bir yandan batılı ve somut, hani pozitivist bir eğitim alıp öte taraftan da işte
kendi annesinden gelen bir tasavvuf ehli olması ve din eğitimi almış olmasının böyle bir ikircikli hali var. Bu da bakınız Osmanlı yani hani. Yani hani Şemseddin Molla Efendi'nin ya da Şemseddin Molla Bey'in vücudunda vücut bulmuş bir Osmanlı'yı görüyoruz evet, bir yanıyla. Aynen. Bütün çelişkileriyle. Evet, bütün çelişkileriyle, şimdi, özenmeleriyle, meraklarıyla ve aynı zamanda korku ve kaygılarıyla. Yani o yüzden böyle hani şey gibi onun cisimleşmiş hali, o dönemin cisimleşmiş hali. Tam yapmak istediğim evet. buydu. Ben Hı-hı. büyük büyük babamı böyle tasavvur etmiş. Çünkü hayatı hakkında çok az şey bir tane biliyoruz. Fotoğraf gördüm. Evet. Bir güzel de var. O böyle şey evet. Mecidiye Hı-hı. nişanıyla Hı-hı. işte sakalıyla şeyle evet. falan güzel bir fotoğrafı var. Çok az şey biliyoruz hayatı hakkında. Ama Molla ve Bey iki ünvanı birden hem Molla hem Bey denilebilen çok ender insanlardan biri. Çünkü hem din görevlisi hem doktor. Ben bunu nasıl tasavvur edeyim, hayal edeyim diye çünkü fazla bir şey bilmiyoruz. Babası ve büyük babası da büyük ilmiye adamları bunlar işte Osmanlı bürokrasisinin çünkü Şemsi Molla'nın büyük babası Zeynel Abidin Efendi II. Mahmud'un, Sultan II. Mahmud'un baş imamı. Babası Cemaleddin Efendi de öldüğü zaman Reisül Ulema sayılıyor. Hı hı. Yani ulemanın en yaşlı, en kıdemli adamı işte Şeyhül Haremlik falan kazaskerlik yapmadığı böyle devlet görevi yok adamın. Ben şey dedim ya bu adamı, adam oğlunu, en büyük oğul bu. Çok genç yaşta medreseye zorla gönderip ilmiyeye girsin istemiş o da. Bu da sevmiyor ilmiyeyi. Ve din adamı, din görevlisi, ulema üyesi olmayı severek isteyerek yapmıyor. Doktorluk seviyor. Annesinin de etkisiyle, çünkü baba, bu Cemaleddin Efendi bir aşamada tıbbiye nazırı oluyor. O da tıp fakültesi dekanı demek o zaman. Tıbbiye zaten askeri tıbbiye, sivil tıbbiye diye bir şey yok o zaman biliyorsunuz. Babası tıbbiye nazırı olunca da bu söz vermiş oluyor ona. Ben hayal Hı-hı. ediyorum bunları yani sen ilmiyeyi oku, medrese Hı-hı. oku işte adam ol. Sonra söz tıp okuyacaksın. Okumuş da tıbbı. Ve gene annesinin belki desteğiyle tıp ihtisası yapmaya Paris'e gidiyor. 1860'ların ikinci yarısı. Bunu kesin biliyoruz bu Hı-hı. biyografik bir bilgi ama gerisini gene ben hayal ettim. Tiyatro çok sevdiği belli. Sara Bernard'ı o zaman keşfetti diye tahmin ediyorum. Çünkü o yıllar Sara Bernard'ın Odeon Tiyatrosu'nda yavaş yavaş öğrenciler sayesinde yıldızlaşmaya başladığı dönem. Bunlara Sara'ya tapanlar, Sara Dotör diyorlar. Hı-hı. Bu öğrenciler sayesinde parlamaya başlıyor kadın. Şemsi'nin de bu Sara Dotör, Sara'ya tapanlardan biri olduğunu, bunlar böyle gürültü yapıyorlar. Kerli ferli burjuvaları rahatsız etme koşlarına gidiyor. Gürültü yapıyorlar, sarayı alkışlıyorlar sahne aralarında falan. Gürültücü işte bildiğiniz öğrenci kitlesi. Onlar sayesinde meşhur olmuş kadın. Onların desteğiyle. Şemsi de bunlardan biri diye hayal ettim. Sonra da biraz bir adım daha ileri gittim. Hadi dedim bunlar bir aşk yaşasınlar. Çünkü Sara Bernard erkeklerle, kadınlarla her tür insanla ilişki kurmakta son derece rahat, serbest, özgür bir kadın. Başına buyruk, ne isterse istediği gibi yaşamış bir kadın ki o dönemde bunu yapabilmek Fransa'da dahi bir kadın için çok zor bir şey ya. Tek başına ayakta durmuş, çocuk doğurmuş, evlilik dışı, mesleğini kurabilmiş, işte dünya çapında bir trajedyen ve tiyatro oyuncusu olmuş sonuçta. Şimdi kitapta bir temel kurgu var, onu söyleyeyim. Bu insanları gençken de, 20 yıl sonra İstanbul'dayken de, bu Sara Bernard'ın ilk İstanbul'a gelişi. Çünkü bu kadın bir aşamada dünyayı turne yapmaya başlıyor. Evet, aslında İstanbul'da... İlk turne yapan sanatçı dünyada. Evet, İstanbul'a dört kere geliyor. Evet, 1888'de gelişi, ilk Yeni Fransız Tiyatrosu'yla gelişi. Bir hafta kadar İstanbul'da kalıyor. Beş evet. oyun oynuyor. Berbat hava böyle yağmurlar yağıyor filan feci. Ama bunlar o yağmura rağmen gidiyorlar
Pierre Lottier. Bunlar romanda oluyor, gerçekte oluyor. Pierre Lottier'den. Gerçekte böyle bir şey var mı? Ha, şimdi ailede şöyle bir hikaye var. Şems-i Molla Sara Bernard için işte şu kadar binlerce altın harcadı, miras yedi, müsrif, babasıyla arası açılmış filan. Son derece savurgan bir adam bu. Onu biliyoruz, iyi yaşamayı seviyor. Ben de dedim ki bu maden Osmanlı, Türk ve evrensel bütün dünyada geçerli olan modernleşmenin bir örneği bu adam. Bunun çelişkilerini yaşayacak. Ben dedim bu adamı çifte hayat yaşayan bir adam olarak kurgulayayım. Bu arada bir Avrupa kılıklarını giyip, Avrupa'yı giyinip Beyoğlu'na gidip işte aktrislerle düşüp kalkıyor, kumar oynuyor, içki içiyor, her tür sefahatle meşgul oluyor. Sonra geliyor sarığını takıyor, din adamı olarak işte ne görevi varsa yapıyor. Yani çift, ikili hayat yaşıyor adam. Böyle bir adam hayal etmek istedim o Osmanlı'nın o döneminde modernleşmeyi, zorluklarını, çelişkilerini verebilmek için kızlarını okutmuş son derece ve en önemlisi de meşrutiyetçi bir adam. Dolayısıyla Abdülhamit'ten hiç haz etmiyor. İstibdat dönemindeyiz. 1888 12 yıl olmuş. Bu Yıldız Kurmaca Mahkemesi'yle kendi abisini babasını, amcasını öldürmekle suçlayıp düzmece mahkemeler falan kuran Abdülhamit'ten bahsediyoruz yani. Adam meşrutiyetçi, ihtilalci. Dolayısıyla Abdülhamit bunu arada bir gıdıklıyor. Hizaya, hizadan çıkmasın diye filan. Neyse, bu çelişkiler olsun istedim. Gençken rastlaştıklarında ve seviştiklerinde ikisi de hayatlarında önemli bir döneme işteler. 20 yıl sonra İstanbul'da karşılaştıklarında bu sefer sevişmiyorlar. Arkadaş olarak konuşuyorlar. Sadece aralarındaki sohbetleri görüyorsunuz kitapta. O kadar büyük bir yakınlık oluşmuş ki aralarında o zamandan kendileri de farkında değiller bunun. Daha 3 gün önce ayrılmış gibi sohbete başlıyorlar ikisi. Ve İstanbul'da 20 yıl sonra buluştukları 1888'de de ikisi çok önemli bir dönemeçteler. Her iki dönemeçte de birbirlerine sevgi, enerji, motivasyon verdiklerini hayal ettim. Böyle aydınlık bir hikaye yazmak istedim. Bütün o karanlığın içinde. Çünkü Şems'i... Aslında bir tutunma hikayesine evet, dönüşüyor. Şems'i ister çünkü istemez. O aşamada yani sarayı İstanbul'a davet etmeye karar verdiği aşamada ona bir mektup yazıyor. 20 yıl sonra. Hiç görüşmemişler o arada. Bir kere aynı gitmiş varsa ama... Gitmiş ama evet, kendini belli etmemiş. Tekrar doktorluğa dönmeye karar verdiği bir dönemeç. Kadının da kariyerinde artık bir repertuarı var bunun. Özellikle Victorien Sardou diye bir yazarla birlikte işte Fedora, Tosca operası var ya, onu ilk oyun olarak Sara için yazmış Victorien Sardou adlı yazar. Böyle bir artık yorulmuş bir repertuarı var kadının. Kendini yenilemesi gerektiğini biliyor ama tam nasıl yapacağını da bilmiyor. Eleştiriler var çünkü. İkisi de böyle bir dönemeçte gene bu sohbetler ve birbirlerine olan sahici muhabbetleri sayesinde o yenilemeyi yapabilmek için hayatlarında bir güç buluyorlar, bir enerji buluyorlar, bir destek buluyorlar. O kadar. Böyle bir hikaye yazma. Aydınlık bir hikaye yazmak istedim karanlığın içinde. Ki Sara Bernard'ın bu kadar ölüm sever bir karakter olmasına rağmen. Hem de nasıl. Evet. Şimdi romanda... Birkaç karakterden daha bahsetmek gerekiyor. Bunlardan biri Osman Hamdi Bey pek tabii ki. Yani hani Osman Hamdi Bey'in renkli dünyasına ne yaparsak yapalım günler yetmez. Kitapla ilgili birkaç ufak tanıtım yazısında işte Sara, Şems'i, Osman Hamdi ve İstanbul'un başrolde olduğu kişiler yani bir romandan bahsediliyordu. Ama bence romanın gizli büyük karakterlerinden biri Pierre Lottier. Çünkü yani yine tabii onun da hikayesini anlatmaya günler yetmez ama ikisinin Pierre Lottier'i görme biçimi, yani bu arada Pierre Lottier'i iki anlamda da kullanabiliriz. Kişi anlamında da mekan anlamında da kullanmak mümkün. Öyle bir imkan da sağlıyor ama Pierre Lottier'in oryantalist tavrına yöneltilen böyle işte orada anlatıcının ve farkında olanın çarpıcı cümleleri vardı. Pierre Lottier ikisinin yıllar sonra bir araya gelmesini sağlayan o mektubu da taşıyor ama
O işte Doğu Batı arasındaki ulaklık görevi, Pierre Loti'ye verilmiş olan bu ulaklık görevi bana çok yani hınzırca ve muzip geldi. Yani umarım birileri fark eder bunu diye düşündüm. Çünkü aslında tarih Pierre Loti'ye biraz da kendi biçtiği bu kaftanı veriyor ya. Buradan kesin, öğrendiklerini oraya taşı. Kesin, sen görmüşsün evet, yeter. Yani aynı zamanda da burayı da bir daha kurgula. Çünkü biz Pierre Loti'nin dünyaya sunduğu bir oryantalizme maruz da kalmış durumdayız. Ve her ikisi de aslında akıllı insanlar olarak, pozitivist insanlar olarak bunu eleştiriyorlar bir yandan da. Yani evet, ne kadar kızgın olduklarını, bu imgenin bu kadar çoğaltılmasına ilişkin olarak hatta yani... romandaki karakterimiz Sara işte İstanbul'a gelmeden önce Pierre Loti üzerinden buraya ait bir şeyler öğrenip aslında bayağı kandırılmış hissine kapılıyor. Şems'i de daha pozitivist bir yerden bu betimlemelerin buraya biraz zarar verdiğine dair bir takım eleştirilerde bulunuyor. O yüzden bence gizli ana karakter Pierre Loti'ymiş gibi güzel geliyor. Yani her söylediğinde kitabımı ne kadar güzel okuduğumdan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi çevirmeni kimdi? Arkadaşlar hepiniz mutlaka okumuşsunuzdur Aziade'yi. Yani tabii olağanüstü bir kitap o. Aziade kitabında Abdülhamid'in kılıç alayı anlatılır. Çok güzel bir sahnedir o. Rengarenk bir Haliç, işte baltacıların o yeşil kırmızı giysileri, bayraklar, rengarenk giyinmiş kadınlar, hı hı, erkekler, bütün devlet ricali, atlar. Tam bir tiyatro sergilemiş adam. Çünkü o zamana kadar işte Abdülaziz, Abdülmecid ya tahttan indiriyorlar ya biri intihar ediyor, öldürüldü mü, öldürülmedi mi tartışılıyor 30 yıl falan. Berbat bir dönemden geçiyor Osmanlı siyasi dünyası ve Abdülhamid yani o bunları yaka paça işte Topkapı Sarayı'na götürüp işte tamam sen padişah oldun bismillah maşallah deyip işte oradan oraya sürüklüyorlar. Hayır, Abdülhamid bunu yapmamış yani. Gerçekten hakkıyla bir kılıç alayıyla cumhurunu yapıp padişahlığını ilan ediyor bütün dünyaya. Büyük bir tiyatro ustası aslında, hı hı, bu bir devlet tiyatrosu. Evet. Halkı etkilemek için zaten tiyatro seven bir adammış ama Sara Bernhardt işte huzura çıksın oyuna çünkü davet ediyor böyle gelen Fransız oyuncuları, yabancı oyunları Yıldız Sarayı'na. Seviyor tiyatro. Abdülhamid enteresan bir şahsiyet. Evet, evet. Sara Bernhardt deyince yok istemem demiş. Bu kadın ölüm sahneleriyle meşhur. Çok güzel ölüyor Sara. Böyle bir yeteneği var. Onun nedenini kısaca anlatacağım vaktimiz kalırsa. Yok bu kadın çok ölüme meraklı. Ölüm sahneleri istemem demiş. Biraz şey batıl inançlı bir adam Abdülhamid. Olmaz mı? Tabii çünkü hep ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Kardeşim mi beni öldürecek? Yeniçeriler mi gelecek? Ne halt olacak? O tabii, zaman Yeniçeri kalmamış ama... işte neyse yani korkunç bir bunalımda devlet böyle padişahların biri gidiyor biri geliyor. Ben de öyle bir sahne yazdım işte zat-ı şahaneleri işte hiç sultanım demiyor Şems'i. Zat-ı şahaneleri diyor ve mesafe yani hiç haz etmiyor Abdülhamid'den. Bu kadar Abdülhamid çok kibar bir adam. Hiç kibarlıkta hiç kusur eden bir adam değil. Müthiş bir şahsiyet aslında. Yok istemem diyor. Sonra kabul etmiş ama. Üçüncü gelişinde evet, nişan da vermiş. 1908'de geldiğinde ikinci meşrutiyetten sonra geliyor Sara Bernhardt ve bir gazeteciye verdiği söyleşide de çok mutluyum, çok sevdiğim Türkiye'nin işte bu özgürlük devrimini yaptığı falan bir açıklaması var. Ah 1908 çok güzel. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanıdıklarım diye bir kitabı vardır. Okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Galiba iletişimden mi çıktı tam emin değilim. Çok yerden çıktı artık. Orada bir tane Sara Bernhardt hikaye. Böyle hikayeler ve tanıdığı insanları anlatıyor. Bunlar iki arkadaş Sara Bernhardt gelmiş. Tiyatroya gidecekler ama paraları yok. Birisi gidebiliyor ancak bilet alabiliyor. Şey yazı tura atıyorlar. Arkadaşı gidiyor. Hüseyin Cahit gidemiyor. Sonra ondan dinleyecek falan böyle çok güzel. İnsan hikayeleri harika hakikaten yani.
Evet, ölüme meraklı, birkaç kere intihar girişiminde bulunmuş bir kadın bu. Çünkü anne sevgisi olmadan büyümüş bir kadın. Annesi lüks bir hayat kadını. Bunu hiç istemiyor etrafta. Bir süt nine, ondan sonra dadı elinde. 7-8 yaşındayken böyle yalnızlıktan kendini büyük bir şömine, Bretanya'da büyüyor bu. Büyük bir şöminenin içine atıyor kendini. Bunu aylarca süte yatırıp iyileştiriyorlar. Bir kere pencereden atıyor kendini. İşte orası burası kırılıyor. Doktorlar bu çok yaşamaz diyorlar bir aşamada filan. Ama öyle bir yaşama gücü, öyle bir elektrik santrali gibi enerji dolu bir kadın, çok yüksek enerjili bir insan. O mutsuzluğu yatıştırmak için her dakikası dolu olacak. Yani kadın yemiyor, içmiyor. Bir kere anoreksik olduğu kesin. Zaten romanda öyle bir bölüm de var. Evet. Tıp doktoru olarak Şems'i onun konuda uyarıyor. Biraz sevişirken buna endişeleniyor. Sen hiç yemek yemiyorsun falan diyor. Yemek önemsiz falan yapıyor. Hakikaten öyle. Bütün tanık olanlar kadına bunu anlatıyorlar. Böyle bir doğa gücü diyor, tabiat gücü diyor. Böyle bir kadına aşık olmuş adam, böyle şey hani elektrik şokuna uğramış gibi. Ama kadınla erkek arasındaki ilişkinin nasıl farklı olabileceğini de o sayede öğrenmiş. Nasıl eşit, nasıl açık, nasıl sohbetli kadın. Çünkü olağanüstü bir karakter yani. Ve sonra işte İstanbul'da uzun uzun sohbet ediyorlar iki dost gibi. Hayatlarının bir özetini geçiyorlar. İşte Pierre Loti'ye atıfta bulunuyorlar. Çünkü ben Şems'in Pierre Loti ile 1876 tam işte güya meşrutiyet ilan edilecekken vazgeçiyor ya, hı hı. Hazret II. Abdülhamit. O sırada ondan biraz önce bunlar gelmiş Fransız donanmasında, yani huzura çıkıyorlar filan. Sonra orada tanıyor. Bu çünkü saraya yakın bir ailenin çocuğu Şems-i Molla. Güya ahbap olmuşlar gibi. Dolayısıyla 20 yıl sonra sarayı İstanbul'a davet etmek için yazdığı mektubu Pierre Loti'ye, aslında Julien adı ya. Evet. Ama işte takma isimle, o da olağanüstü bir adam. Yani Tahiti'den bilmem nereye gittiği her yerden bir roman çıkarmış. Müthiş bir adam. Aslında eşcinsel bir adam ama Sara gibi bir kadınla ilişki kurmadan da edememiş. Hatta Sara'yı kızdırıyor. Hı hı. Sara bunu evden atıyor. Kendini affettirmek için bir Türk halısına sardırıp kendini Türk halısı hediyeniz var diye böyle halıyı açıyorlar. Pierre Loti çıkıyor içinden. O kadar hoşuna gidiyor ki kadının kahkahalar atıp affediyor adamı. Tekrar ahbap oluyorlar. Yani Pierre Loti ile çok şeker bir ahbaplığı var. Arkadaşlığı var Sara Bernard'ın. Kiminle yok ki? Yani o sırada 19. yüzyılın ikinci yarısında işte 3. Napolyon'dan tutun imparator, işte Victor Hugo ayaklarının altında, Alexander Dumas ayaklarına kapanmış. Bütün yazar, çizer, şair, sanatçı, herkes. Kadın ilk sessiz filmi yapan kadın. Ve onun yaptığı ilk sessiz filmden edindikleri kazançla Warner Brothers kurulmuş bir aşamadan sonra, düşünün. Gerçekten enerjikmiş yani. Edison'la tanışıyor. Evet. Edison'un stüdyosuna gidiyor New York'ta. İşte o trajedileri okuyor ses bantına. Bunları gittim dinledim. Paris'te büyük bir sergi yapıldı. Bu kitabı çok hızlı yazmamın bir nedeni de 2023 100. ölüm yıl dönümüydü Sara Bernard'ın. 23 yılının sonuna yetişsin diye. Yani yetişti, basıldı ama sonra yayın evi matbaada takıldı, kuyruk uzunmuş. Şubat başında çıkabildi kitap ancak. Böyle bir tatlı küçük hikaye. Evet. Burada belki son olarak benim okumamdan yola çıkarak şimdi roman... Türkçe romandaki bir takım karşıtlık geleneğini de sürdüren bir yapıya sahip gibi geliyor. Yani ne geleneğini? Türkçe romanın böyle
ikili bir dual bir şeyi var ya, mesela Fatih Harbiye ikilisi vesairesi gibi oraya eklenebilecek bir okuma olanağı da sunuyor. Bu sefer Pera ve Süleymaniye çıkıyor karşımıza. İki coğrafya olarak, iki İstanbul'un iki alanı olarak, aynı zamanda Şems'in ikili hayatı da zaten bu dualizmin bir parçası haline gelecek. İlmiye ve tıbbiye meselesinden zaten bahsetmiştim. Bütün romana yayılan Batı ve Doğu, aynı zamanda da bir konuşma var. O konuşma biraz hoşuma gidiyor romanda. İşte hani bunlar sadece kadın ve erkek olarak değil, kadındaki erkeğin, erkekteki kadının da halleri üzerine konuşuyorlar ve oradaki o beyazlık ve siyahlığın aslında ne kadar gri bir alan oluşturduğunu, bu dostluğun da oradan şekillendiğini anlatıyorlar. Orası bütün o ikilikleri de kıran sahnelerden bir tanesi. Beni çok etkiledi orası. Yani bir kadınla bir erkeğin yakınlaşması, işte coğrafyaların yakınlaşması, kültürlerin yakınlaşması beni bu hani... Bir romancı olarak Nilüfer Kuyaş'ın aslında o bütün okumalarının uzantısını yaşattığı sahneler olarak gördüm buraları. Bir de beni romanda en çok etkileyen yerlerden biri, genelde bütün de etkileyen şeylerden biri, Şems-i Molla'nın saray için çizdiği gezi rotası. bu beni çok etkiledi. Şimdi bugün mesela yurt dışından bir misafirim gelse benzerini yapabilirim. Yani o yüzden aslında geçen yüzyıldaki o rotayı takip ederek birini gezdirirseniz hala çok popüler olabilirsiniz. Çok iyi bir rota. Ama asıl önemlisi mesela Osman Hamdi Bey'in Ayasofya'yı ve Sultanahmet'i gezdirmesi romanda. Yani bir hani bir yandan da arkeoloji müzesinin yapılması üzerine konuşuluyor. İşte onlar vesaire bir tarafta ama tarihi yarımadada bir turları var. Sonra işte bir başka gün işte Pierre Loti yani Eyüp Sultan'ı geziyorlar. Ve bu arada da işte bir Rum meyhanesinde bir kahvaltıyla öyle işte erken saatte yapılacak bir kahvaltının üstünde bir likör içiyorlar. Bunlar böyle o İstanbul'un bugün bile hani bize sürekli birbirimize hatırlattığımız anlarına, enstantanelerine ve bayağı etkileyici sohbetlere konu oluyor. Ben o rotayı da bayağı gizliden sevdim. Yani acaba şeye... Osman Hamdi Bey'in yalısında evet, yemezsin artık yok yemezsin ama yani evet. Yine de mesela acaba bir günde romanın bir gezisini mi yapıversek diye düşünmedim değil. Yani Ayazma duruyor Arnavutköy'de. Evet. Yani Pierre Loti tadilattan geçiyordu ben son gittiğimde. İnşallah düzelmiştir. Biraz acıklı bir durumdaydı. Evet. Yani dolayısıyla aslında bize bir tarihi gezme imkanı da bir şey yaratıyor. Güzergah. İyi okur sana tapıyorum. Estağfurullah. Evet, Süleymaniye Pera şeysi. Şimdi çok enteresan bir şey. Bu ikili hayatı yaşadığı için Şems'i uzun zamandır hareme uğramamış. Karısını yalnız bırakıyor. Kadının yalnızlıktan kendi kendine konuştuğunu anlıyoruz falan. Bu sarayı gördükten sonraki gelen enerjiyle tekrar hareme gitmeye başlıyor bu arada. Enteresan yani bu aralarındaki enerji alışverişi, sevgi alışverişi. Süleymaniye'de kışlık evi büyük büyük babamın ama büyük adayı çok seviyor. Hatta bir ara yaz kış büyük adada oturduğu söyleniyor. Şems-i Molla sokağı var büyük adada ama köşk çoktan yok olmuş. Zaten aileden çıkmış uzun zaman önce. Bir dönem Kuleli Askeri Lisesi'nin hastanesinin başhekimliğini yapmış büyük büyük babamızın. Dolayısıyla böyle biraz vapurla ortalıkta gezinme şeysi var. Bir de nükteden bir adam, hafif bazen hiddetlenebilen de bir adam, ters şey yapabilen. Böyle anekdotlar var onun hakkında. İşte bir gün vapurda giderlerken, bunlar yandan çarklı vapurlar malum, hatırlıyorsunuz resimlerden. Onun yavaşlığından çok sıkılırmış. Şirket Hayriye firmasında da hissesi falan var yani Hazret'in. Molla Hazretleri nerede oturuyorsunuz deyince bir karşısında tanıştığı bir adam, ada vapurunda efendim diye cevap vermiş. İşte bu arada Şehremini şimdi unuttum, ne paşaydı
İstanbul Şehremini, yani o zamanki belediye başkanı. Bizimki belediye meclisi üyesi, İstanbul Belediye Meclisi üyesi. Sonra da Tophane Belediye Meclisi üyeliği yapıyor. Osman Hamdi Bey de Kadıköy Belediyesi Şehreminliği yapmış bir dönem. Bu devlet görevlilerini böyle işte dolaştırıyorlar. Sen oranın belediye başkanı ol, buranın. Çünkü giderek 1860'lar, 70'ler, 80'ler bu 6. daire ilk kurulan malum. Çeşitli belediyeler oluşmaya başlıyor İstanbul'da yavaş yavaş. Bugün bildiğimiz ilçeler, belediyeler filan o zaman kurulmaya başlamış peş peşe. Efendim demiş Kazoğlu adamın adı. Tesadüf müteahhidin. Adalar su ihalesini gene Kazoğlu kazandı deyince şehremini. Kazoğlu biziz, o olsa olsa Köpeoğlu'dur demiş bu dayanamayıp. Yani böyle de dobra konuşan, hiç aldırmayan, mudanası olmayan, biraz saraya o açıdan da çok benziyor. Böyle nüktedan, istediği zaman ters olabilen, mutfağı çok seven, belki Paris'te mutfak kültürü gelişti bilmiyorum. Şemsimolla usulü dedikleri şeyler yapılırdı bizim evde. İşte kadın budu köfte önce haşlanır sonra kızartılır. İşte aşure süzülür bizim evde. Öyle kaba aşure yenmezdi, saray aşuresi gibi. O işte hediye ettim saraya diyor Maslow'da, evet. Bir espri sokuşturdum ben de. Yemeğe meraklı, yaşamayı seven bir adam. Cömert bir adam. Büyükada'da herkesi, tanıdık tanımadık herkesi para almadan muayene edermiş. Ondan sonra böyle bir renkli iki şahsiyetin bir araya gelmesi ve senin bu çok iyi bir okur olarak bulduğun bütün katmanlar, evet, evet, o ikilem de var. Hı-hı. Yani o sonra Süleymaniye'den Pera'ya bakıyor ayrılacakları, hı-hı, gün. Fakat benim çok sevdiğim bir cümle var orada, yani böyle bir kadının bu kadar özgürlüğe tutkun bir kadın bu Sara Bernhardt. Yani sadece kadın özgürlüğü değil, çünkü o dönemde çok zor bir şey malum Fransa'da bile. Başına buyruk yaşamış kadın. Hiç kimseye mudanası yok. Ama evrensel bir şekilde de, yani böyle bir insanın, bu kadar özgür bir insanın var olduğu bir dünya o kadar kötü olamaz diyor. Yani mahsus kodum o cümleyi. Çünkü bütün karanlığın içinde hakikaten aydınlık bir hikaye yazmak istedim. Çünkü o karanlık bir dönem. İstibdat dönemi. Hiçbir hürriyetin olmadığı, hiçbir özgürlüğün olmadığı, basının tamamen baskı altında olduğu. Bu arada tabii Şemsi Paris'teyken 1867-68 genç Osmanlılar da orada. Dolayısıyla Namık Kemal'i tanıyor, meşrutiyetçi bu. Şeyin 5. Murad'ın da şehzadeyken arkadaşı. Onun Kurbağalıdere'deki köşkünde işte Namık Kemal, Ziya Paşa, bütün genç Osmanlılar ve meşrutiyetçiler, ihtilalciler yani buluşup konuşuyorlar. Abdülhamit de gidermiş. Arıyorlar onu aralarına. Bu da mahsus gidiyor, dinliyor ne yapıyorlar bunlar diye. Daha o çünkü padişah olmadı gibi bir ümidi yok. Öyle bir efendi. Böyle renkli şeyler yani tabii abim sayesinde oldu bütün bunlar. Fakat bir komik bir şey daha ekleyeyim son olarak. Ben Türkçe'de büyük babam hakkında yazılmış hiçbir şeye bilerek mahsus bakmadım. Çünkü hakkında çok az şey biliyoruz. Ben bunu bir roman karakteri olarak tekrar yaratmak istedim. Bu bir kurmaca karakter. Yani benim sadece büyük babam değil. Ama ondan kaynaklanan bir karakter. Dolayısıyla birçok şeyi ben uydurdum. Fransız gazetelerine baktım. Sara Bernhardt'ın buraya geldiğinde işte neler sahnelenmiş, insanlar ne, bir de eleştiriler yazılıyor falan. Tam romanı bitirdim. Abim bir gazete daha buldu. Fransızca gene. İngiliz gazetelerini bulamadım çünkü Salt'ta bütün Fransız gazeteleri, milli, yani Fransız Milli Kütüphanesi ile Salt bir araya gelip Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nda, İstanbul'da çıkan bütün ya da İzmir'de, her yerde, bütün Memaliki Osmani'de çıkan bütün Fransız gazetelerini topladılar koleksiyon halinde, halka açtılar.
Fakat benim istediğim dönem gazeteleri yok. Yani tam yapamamışlar o koleksiyonu. Kulakları çınlasın, benim Milli Fransız Milli Kütüphanesi'nde Orta Doğu bölümünün yöneticisi arkadaşım, kolejden sınıf arkadaşım Sara Yontan söyledi bunu bana. Eksik kaldı o koleksiyon maalesef Nilüfer dedi. İngilizce gazetelere hiç ulaşamadım. Kimsenin arşivinde yok. İşte İFA'ya gittim. Fransız Araştırma Enstitüsü'ne oraya gittim, buraya gittim. Sonra da dedim ki ben böyle araştırma yapmak için kendimi çıldırtmayacağım. Uyduracağım. Sonra abim bir gazete daha buldu. Kitabın sonunda bir espri var o gazete sayesinde. Ben sonra dönüp tekrar kitabı tekrar bir yazmak zorunda kaldım. O da eğlenceli bir şeydi. Yani küçük bir skandalı var İstanbul'da yarattığı Sara kahramanımızın. Evet, şemsiyi çok gülümseten. Evet, kim bilir diye bile. Kim bilir. Evet, kim bilir diye. Evet, yani bir iki insanın bir yerlerde bir şekilde buluştuklarını hayal eden ama o buluşmadan okura da hem neşeli hem de biraz daha derinlikli okuyunca da çok soru işareti bırakabilen. Sızılı da aynı zamanda. Evet. Ama aynı zamanda da bugünün hikayesi bir taraftan da. Çünkü yani yine bir tür. Evet, evet, yani bir takım işte karanlıklar, zorluklar, pek çok insanın çifte hayatlar sürdürmek zorunda kaldığı, kendi gibi olamadığı, okulda başka bir kimlik, evde başka bir kimlik, cinsiyetlerin yani cinsiyet temsillerinin bu karmaşası içinde mahalle baskısı ve kamusal alanda görünme hallerimizle evde, kendi hayatlarımızda ya da işte aşk hayatımızda görünme hallerimiz arasındaki çifte hayatları da biraz anımsattı. Dolayısıyla ben severek okudum. Teşekkür ederim. Düşündüm. Yazarı çok zenginleştiren bir okursun. Bu arada tabii çok küçük bir not düşeyim. Sara Bernhardt tiyatroda ilk defa erkek rollerine çıkan kadın oyuncu. İlk defa Hamlet oynayan. Zaten ilk Odeon'da bu şeyin, Şems'in Paris'te olduğu dönemde, seviştikleri dönemde Odeon'da onu ilk meşhur eden oyunda böyle bir kendinden daha yaşlı bir hayat kadınına aşık olan çok genç böyle 17-18 yaşlarında bir şair, trubadur, saz aşığı ya da şair diyeceğiz ona neyse onu oynuyor. Onu oynayarak ilk defa yıldızı parlamış. Trans rollere bayılıyor kadın. Sonra zaten Edmond Rostand'la tanışıyor geç yaşında. Edmond Rostand o meşhur Leglon oyununu bunun için yani Sara için yazıyor. Yani Napolyon'un oğlu. O trajik bir şekilde genç ölen Napolyon'un oğlu. Yani esas Napolyon'un oğlu. O oyunu oynamış. Kadın trans rollere bayılıyor. Bu cinsiyet akışkanlığı falan yani çoktan başlamış o zaman kadın açısından başkaları için değilse bile. Dolayısıyla ben böyle bütün bunları düşünerek okudum. Şimdi de biraz hani düşüncelerimi sizinle paylaştım. Umarım siz de okumak istersiniz. Sonra ben bir şeyler de yazacağım. Yani o konuda ödevimi çalışacağım. Gecede Bir Çığlık benim dediğim gibi biraz zor bir zamanıma geldi. Son birkaç aydır bir takım kayıplar oldu hayatımda. O arada edinemediğim için buna ödevimi çalışamadım. Hiç önemi yok. Yani ama bence de bunun için de başka bir konuşma yaparız, söyleriz. Evet, tanıdıklarımız var. Onu bir cümleyle özetleyeyim ben. Bu cinayete kurban gitmiş veya cinsel tacize, tecavüze uğramış, herhangi bir şekilde şiddete maruz kalmış bütün kadınlara ithaf ettiğim bir kitap. 40 yıl arayla bir suçun çözülmesi, toplumun ikiyüzlülüğü ve suçlu yani cezasızlık kültürüne, bu ülkede yerleşmiş olan cezasızlık kültürüne ve toplumsal ikiyüzlülüğe karşı yazmaya çalıştığım bir ağıt. Şimdi bu suçsuzluk kültürü çok önemli bir konu. Başka ülkelerde de var. Cezasızlık daha doğrusu, pardon, suçsuzluk değil. Cezasızlık kültürü çok derin bir şekilde yerleşmiş durumda Türkiye'de.
Özellikle kadına karşı yönelik şiddet konusunda ama başka konularda da. Benim çok sevdiğim bir felsefecidir Hannah Arendt. Onun bir kitabında toplumun ayakta durması için iki şey lazım diyor. Bir tanesi birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak. Tabii ki hiç kimse ne kişisel hayatında ne toplumsal hayatında verdiği sözleri hepsini tutamayabilir. Ama çaba bu. Bu çaba toplumu ayakta tutar diyor. İkincisi de ona çok bağlı olarak affetmek. Affetmeyi çok zorlaştıran bir cezasızlık kültürü yerleşmiş durumda. Türkiye'de bu yeni değil. Hı hı. Ben 1990'larda gazetecilik yaptığım sırada o zamanki Af Örgütü'nün başkanıyla konuştuğumda bana bu cümleyi söylemişti. Onu da ben başlık yapmıştım. Cezasızlık kültüründen kurtulmanız lazım. Olamadı maalesef. Hı hı. Ve işte ondan sonra adaletsizlik vesaire hepsi sırayla gidiyor zaten. Ona karşı bir ağıt bu. Ama aynı zamanda arkadaşlık üzerine, şiir üzerine, hayatın güzelliği üzerine de bir kitap. Çünkü burada üç arkadaş var. Hı hı. İkisi kuzin, bir tanesi öldürülüyor. Diğer ikisi 40 yıl sonra. Adalet tam yerine gelmese bile suçlunun kim olduğunu en azından kanıtlayabiliyorlar. Evet, bir de her gün bir şiir okuyorlar. Benim her gün değilse bile çok sık yapmaya çalıştığım bir şey, hepinize tavsiye ederim. Onların ritüeli oyunu bu. Her gün bir şiir okumak. O arkadaştan da onlara miras kalıyor. Hı hı. Ve onun anısını yaşatabilmek için seçtikleri alanlarda başarmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. Bir tanesi de tiyatrocu, hı, oluyor. Böyle bir kitap, evet. Belki bir başka fırsat, evet, olur. Başka bir fırsat yaratırız bunun için. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Birazcık süremizi aşarak sona yaklaştık. Yok, 8 gibi bitirecektik. Aa, o yüzden iyi. Çok iyi durumdayız. Sorularınızı alabiliriz. Evet, varsa sorularınız ya da görüşleriniz okuduysanız, katkılarınız. Senin yazdığın her şeyi okudum. Teşekkür ederim. Sen çok sevgili bir dostumsun. Ay, ne bileyim, ben herhangi bir soru ya da fikir uyandıysa zihninizde buyurun. Yoksa da... Gazetecilikle başladın ya. Dünyanın her yerinde gazetecilik ve edebiyat iç içe geçmiş. Yani edebiyatçıların pek çoğu gazetecilikte yapmışlar, para kazanlar. Kaygısıyla çoğu ki. Türkiye'de de aynısı geçerli. Yani Türkiye'de belki daha da kuvvetli bir biçimde çünkü edebiyatın neredeyse yeşerdiği yer bağlı hali, işte bütün dergilerin, edebiyat dergilerinin çıktığı vesaire. Doğru. Sorum ama şöyle, hiç gazeteciliğin edebiyatına mani olduğunu düşündün mü? Yani edebiyat yeteneğini bir yerde körelttiğini demeyeyim de daha iyi gelişebilecekken kesintiye uğrattığını ya da yani zarar verdiğini düşündün mü? Başta söylediğim gibi evet, aslında yani zarar vermedi de dediğim gibi öyle bir ortam ki o, şimdi öyle değil artık. Benim için ya da öyleydi. Başta söylediğim şey bence çok önemli. Yani belli bir dil kullanarak gazetecilik yapmadığım takdirde ciddiye alınmayacağımı düşünüyordum. Şimdi ona bakınca çok manasız buluyorum tabii ama hakikaten öyle hissediyordum. Çünkü kadın gazeteciler... İşte Nazlı Ilıcak gibi kadın bir gazete sahipleri falan, böyle siyasete, kavgaya girişmiş bir iki kadın dışında. Bir de Nur içinde yatsın Duygu. Hı hı. Yani Duygu Asena kadınsı olarak, kadın kalarak erkek diline ya da ortamın normaline hiçbir ödün vermeden kendi dilini kurabilmiş belki başlıca kadın gazeteciydi benim tanıdığım. Duygu'ya o yüzden de hayrandım. Hakikaten Duygu Asena'nın yani yazar olarak da çok büyük bir önemi vardı. Kadının adı yok.
ve onu yormancı olarak ciddiye almamalarını da çok içerlemişti. Ben onu televizyon programıma çağırdığımda bunu bana açıkça söyledi. Kadınların o kadar ciddiye alınmadığı bir dönemin sonlarıydı belki o. Bu manada tam tersi belki de Zeynep söylediğini hem engelliyor gibi oldu ama benim o şeyi kırmama da neden oldu. Yani gazetecilikten uzaklaşıp deneme yazarak edebiyata yürümemin nedeni de o oldu. Çünkü gazeteciliğimde de başka bir dil denemeye karar verdim. Sıkılıyordum çünkü. Niye böyle yapıyorum ya ben yani? Niye böyle bir hani... Şimdi yazarlığın çok zor bir yanı vardır. Şimdi yazar olmak için çok cesur olmak lazım. Çünkü kendinizi açıyorsunuz. Omuzunuzun üzerinden hep birileri yapma, yazma Nilüfer. Bunu söyleme, bunu yazma, bunu açıklama der. Kadın yazarların omuzunda daha çok insan vardır. Malum nedenlerle. Belli tabular var çünkü. Gazetecilikte böyle bir dil tabusu gibi benim üzerimde dolaşmaya devam ettikçe ben buna isyan etmeye başladım içimden. Yani ben bu dili istemiyorum. Başka bir dil istiyorum. Dolayısıyla gazeteciliği benim yanlış algılamam. Yani hani ben Duygu gibi birisi olamadım gazeteciliğin içinde. Ya da yavaş yavaş oldum. Onu kırıp kendime ait başka bir dil yaratmama o anlamda ters yani bir tür yol açtı ona karşı çıkıyor olmak. Çok güzel söyledin. Gazetecilikten bile çok çeviri, tercüme bürosu bence Osmanlı Türk modernleşmesi tercüme bürosunda cereyan etmiş. Bu tercüme edilmiş bir modernlik, tercüme edilmiş bir kültür. Çevirme yani çeviri. Bunu Japonlar da kendileri hakkında aynı şekilde düşünüyorlar. Yani biz Batı'nın gözüyle kurulmuş bir modern toplumuz diyorlar kendileri için. Yani bunu görenler söylüyor tabii. Tabii sonra kendi modernliğini üretmeye başlıyor ülke. O ayrı şu anda öyle bir sorun yok. Ama gazetecilik de biraz onun gibi. Yani tercüme bürosu artı gazetecilik dediğin gibi edebiyatın doğduğu matrikslerden birisi Osmanlı Türk kültüründe ve modernleşmesinde katılıyorum sana. Bir gelenek var öyle. O geleneğe, dile, belli şeylere karşı çıkmak benim için zordu. Dili çok sevdiğimi zannediyordum. Halbuki o buyurgan, işte her şeyi bilen, çözüm öneren, iktidar isteyen, güce ortak olmak isteyen bir ses var da o zaman gazetecilikte. Hala tek tük var ama yani... Köşe yazarı diyoruz. Evet. Köşe yazarlarının dili, erkek köşe yazarları işte aman böyle herkesin tapındığı falan. Yok ya. Yani dil açısından baktığın zaman bunların çok azında bir dil araştırması ya da dil özeni yoktu. Bir üslup kurmuşlar. Onunla gidiyorlar. Ben onu istemediğimi anladım. Ve ona boyun eğerek ben de ciddiye alınayım da böyle yazayım demekten kendi dilimi oluşturmaya doğru yürümek kolay bir yol değildi Zeynep'ciğim. Sen daha iyi biliyorsun. Sen de gazetecilikten edebiyata geçtin çünkü. Ama orada tabii okuduklarımız bizi gene okur olmak kurtarıyor bizi. Tabii. Yani ya yok ben bu dille ne yapacağım yani bütün bu yazarların arasına ben nasıl katılırım böyle bir dille yani kendi dilimi bulmam lazım deyip o işe yaradı gazetecilik yani ters taraftan beni ne olmak istemediğimi ne olmak istemediğimi bravo çok güzel söyledin. Ne olmak istemediğimi anlayınca zaten sevmiyordum gazeteciliği çok büyük bir hızla da bıraktım. Ama tabii geç bir aşamada edebiyata girmiş oldum böyle yani 20-25 yaşında hep yazdım ama yani basmadığım benim düzinelerce roman var defterlerimde ama artık hiçbir zaman cesaret edemedim yani çok geç hani late developer derler İngilizler yani geç gelişen yazarlar kategorisindenim ben. Geç olsun güç olmasın. Peki var mı başka sorusu olan ya da katkısı
bir şey eklemek isteyen? Yok. O halde çok teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.